Herkese İstanbul'dan merhabalar. Yanımda 30 yıllık arkadaşım, dostum Mert Nural var. Merhabalar. İlginç bir video çekeceğiz bugün. Arkamızda gördüğünüz 55 plakalı araç, Mert zaten Samsunlu. Mert'in şu an kullanmakta olduğu araç. Şimdi size bir başka araç göstereceğim. Evet, bu aracı tekrar göstereyim. Aynı aracın test aracını aldım. Yine 1.2 turbo benzinli motora EAT8 şanzımana sahip. Şuradaki araçla şimdi Bodrum'a doğru yola çıkıyoruz ve yolda size gerçek bir Opel Corsa kullanıcısının artılarıyla eksileriyle aracı değerlendirmesini vereceğim. Yola çıkıyoruz Mert. İyi yolculuklar. Evet, aracımız bu. Bagaja bavullarımızı koyduk. 309 litrelik bir bagaj hacmi var. Biraz küçük geliyor aslında kulağa ama arka koltukların öne katlandığında 1081 litreye kadar çıkıyor. Evet, bavullarımız hazır. Yola çıkıyoruz. Dediğim gibi Bodrum'a gideceğiz. Daha sonra aslında Bodrum'dan Antalya'ya, Antalya'dan tekrar İstanbul'a döneceğiz ama biz bu videoda sadece Bodrum etabını sizlerle paylaşacağız. Kısa bir sürüşün ardından şimdi bir mola yerinde durduk. Kahvaltı ettik. Birazdan sürüşle ilgili yorumlarımızı ve Mert'in bir kullanıcı olarak yapacağı yorumları sizlere ileteceğim. Şöyle aracın tasarımını bir daha göstereyim. Ultimate donanımına sahip test aracı. Çift renkli, gördüğünüz gibi tavanı ayrı, gövdesi ayrı, kırmızı siyah renge sahip. Alüminyum alaşımlı 17 inçlik jantlar var. Bagajı göstermiştim. Şu şekilde arka tasarımını da göstereyim. Bu aracı daha önce Selim'le Babaoğlu test etmiştik. Hatta İstanbul'da oturuyorduk o zaman. Bursa'ya gitmiştik. Bir vlog tarzında video çekmiştik. Aynı motor şanzımana sahip. O yüzden bu videoyu farklı çekmek istedim. Bir kullanıcı gözüyle size Opel Corsa'yı anlatacağız. Selim'le çektiğimiz videonun linkini bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. İzlemediyseniz linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı motor ve şanzımana sahipti. Yani 1.2 turbo benzinli motor ve EAT8 şanzıman. Evet, İstanbul-İzmir otoyolundayız. İzmir'in ardından Bodrum'a doğru yola devam edeceğiz. Ve videonun başında söylemiştim. Bodrum'dan sonra da birkaç gün Bodrum'da kaldıktan sonra Mert beni ziyarete gelecek. Antalya'ya gideceğiz. Antalya'dan İstanbul'a geri döneceğiz. Uzun bir yolculuğun bir parçasında bu çekimi gerçekleştiriyoruz. Geziyoruz. Şimdi evet, geziyoruz. Geziyoruz valla. Şimdi çok güzel. Hava çok güzel. Bir anda kazağımız vardı, montumuz vardı. Hepsini attık, böyle tişörtle, gömlekle kaldık. Arabamız, çok güzel. Arabamız güzel. 19 derece. Yorumlarını senin alacağım ama önce ben izleyicilerimize sürüş sırasında bu açıdan anlatmak istiyorum otomobili. İki tane dijital ekran var. Önümdeki biraz küçük gerçi. Buradaki daha büyük. Ve şöyle bir yatay yapılmış. Gayet güzel. Grafikleri de güzel çalışıyor. Navigasyon özelliği de olabiliyor ama bizim test aracımızda navigasyon özelliği yok. Burada fiziksel düğme şeklinde ses açılıp kapatılabiliyor. O da güzel bir özellik. Dörtlü flaşör düğmesi burada. Merkezi kilit düğmesi ise burada. Üç kollu deri, ele iyi oturan bir direksiyon simidi var. Kolcuklara da sahip. EAT8 adlı, benim biliyorsunuz zaten çok sevdiğim tam otomatik tork konvertörlü şanzımana sahip otomobil. Ve bu kolcuklarla manuel olarak da vites değiştirebiliyorsunuz. Buradaki ekranda ayrıca geri görüş kamerası da yer alıyor. Geri görüş kamerası demişken kör nokta uyarı sistemi maalesef otomobilde yok. Olsaydı daha güzel olurdu. Ama görüş açıları B segmente hatchback bir otomobil için son derece yeterli. Buradaki aynanın kendinden kararma özelliği olması da gayet güzel. Sürücü koltuğunda yükseklik ayarı da var. Tüm ayarlar manuel olarak yapılıyor. Ön emniyet kemerlerinde ise yükseklik ayarı yok. Keşke olsaydı. Direksiyon simidinde hem yükseklik hem de derinlik ayarı mevcut. Otomatik klima tek bölgeli ama gerekli ısıtmayı ve soğutmayı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Eşya gözü ve bardaklık konusunda herhangi bir sorun yok. Ama keşke tabii kablosuz şarj imkanı da olsaydı. Buraya telefonunuzu koyup isterseniz 12 voltluk girişten, isterseniz USB girişinden şarj edebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu USB'ye taktığınızda Apple CarPlay çalışıyor ve telefonunuzu buraya yansıtabiliyorsunuz. Üstü deri kaplı kol dayama ileri geri kayabiliyor. İleri götürdüğünüzde şu anki gibi otoyol kullanımlarında dirseğinizi buraya koyup rahat edebiliyorsunuz. Otomobilde 3 tane sürüş modu bulunuyor. Şuradaki düğme ile ayarlayabiliyorsunuz. Eco, Spor ve Normal. Şimdi isterseniz bir sporu alalım. Kolcuklarla viteslere müdahale edeyim. 5 oldu, 4 oldu, yol müsait, bir ara hızlanma yapalım. 3, 50'ye kadar düşeyim ve 2'ye alayım. Kahvene dikkat et, basıyorum Mert. Tamam. 2 ile 50 ile giderken ikinci viteste bastım. Vites değişimlerini ona bıraktım. Görüyorsunuz zaten 100 oldu, 110 oldu,
120 oldu ve 130. Zaten otoyolda 120 maksimum hız limiti var. %10'a kadar aşabiliyorsunuz. Yani 132'ye kadar çıkma hakkımız var. 130'a kadar çıktık. Gayet güzel hızlandı. Birazdan zaten bu konuda Mert'in de yorumlarını alacağım. Gerçek bir kullanıcı olarak. Biz sonuçta test araçlarını kısa mesafelerde, ben Antalya'ya taşındıktan sonra gerçi uzun mesafe kullanmaya başladım ama maksimum bir hafta falan kullanıyoruz. Mert gibi uzun dönem kullananlar, tabii araçlarını servise de götürüyorlar, uzun dönem yakıt tüketimi verisi elde ediyorlar. Onlar kıymetli veriler. Şimdi hepsini Mert'e birazdan soracağım. Evet, şimdi kahvesini yudumlarken sıra geldi Mert'e soru cevap yapma kısmına. Evet Mert. Tekrar merhaba. Evet. Ne zaman almıştınız siz bu arabayı? Ben Opel Corsa'yı yaklaşık 6 aydır kullanıyorum. 6 aydır. Kaç bin kilometre oldu? Ben biraz da bir fazla kullanıyorum. 6 ayda 26 bin kilometre yaptım. Çünkü sen de benim gibi evet. Samsun'da oturup İstanbul'da işin oluyor, İzmir'de işin oluyor, Ankara'da işin evet, oluyor. Evet, devamlı evet, geziyorsun. Evet. Ben de ticaretle uğraşıyorum. O yüzden fazla kilometre yapıyorum. Artı ailenle de dolaşıyorsun. Tabii evet. Ailemle ortak kullanıyorum. O yüzden arabayı. Bayağı bir kilometre yapmış evet, durumdasın. Evet, bayağı bir kilometre yapıyorum. Servise girdi mi araç hiç? İlk 15 binde servis bakımı yaptırdım. Nasıl? Memnun kaldın mı? Ben servise Samsun'a gittim. Samsun'daki servisten memnun kaldım. Ne kadar tuttu hatırlıyor musun? Aşağı yukarı 1100 lira gibi bir rakam tuttu. Öyle hatırlıyorum. Hı hı. Fazla gelmedi bana yani. Normal. Bugünkü şartlara göre. Normal. Bir de bu çekimi şimdi Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştiriyoruz. Yakın evet. zamanda kış lastiği taktırdın değil mi? Evet. Ben ama şok oldum. Kış lastiği fiyatları çok artmış. İnanılmaz. İnanılmaz. Bir bilgi verir misin? Ben Pirelli Sottozero'yum. Sottozero. Onu sen tavsiye ettin. Üçüncü jenerasyon galiba. Üçüncü jenerasyon. 5800 KDV dahil yeni ücret ödedim. Dört yani. Tane lastik. Dört lastik. Güle güle kullan ama evet. şöyle bakmak lazım. O seni belki 3 sezon falan götürür. Evet, çünkü ben de bu arabayı kullanacağım evet. için. Yazlık, kışlık değişimi yapa yapa evet. o 3 sezon falan evet, o lastikler seni götürür. Evet. Fiyatlar zaten de araba Tabii. falan da alınmaz. Evet, fiyatlar maalesef çok arttı. Ona gelecek olursak, sen aldığında kaça almıştın? Ben bu arabayı Mayıs'ın sonu gibi almıştım. Mayıs ortaları gibiydi. 235 bin TL'ye almıştık. Evet, şu an kullanmakta olduğumuz araçla aynı paket. Aynı paket, evet. 1.2, 130 beygir, EAT 8 şanzımanlı. Ultimate paket evet. Evet evet. evet. Şu anki fiyatı of. İnanılmaz yani. İnanılmaz. Döviz kurlarındaki artış artı bu Türkiye'deki vergi sistemindeki yüksek ÖTV matrah sistemi nedeniyle maalesef her videoda aynısını söylüyoruz zaten fiyatlar uçmuş vaziyette. Bir şey bahsetmek istiyorum. Tabii. 2015 senesinde 1-2 Golf Comfortline almıştım. 72 bin TL'ye almıştım. Evet. Düşün. 2016'da. Düşün. Peki evet tabii fiyatlar yani müthiş inanılmaz, art. İnanılmaz yani. Tabii. Durum Peki böyle. Daha önce ben hatırlıyorum biz evet. Mert'le Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girdiğimiz evet. 1993 yılında tanıştık. Yani evet. 2022 olmak üzere 2022'de 29 yıl olacak evet, bizim olsun. Tanışıklığımız. Sen o sırada yine bir Opel kullanıyordun. Tabii Opel Astra'mız vardı. Evet Astra'm vardı. Evet rahmetli babamın arabası bana İstanbul'da okuduğum için bana vermişti arabayı. Bu arada Yılmaz amcayı yeni kaybettik. Evet. Allah rahmet eylesin tekrardan. Abi, başın sağ olsun. Sağ ol Emre'ciğim. O zaman tabii biz öğrenciydik. Arabamız çok güzeldi. O zaman Opel çok farklı bir arabaydı. Sonra bence Opel biraz ruhunu kaybetti. Bir dönem kaybetti. Mesela bundan önceki Corsa güzel bir Corsa değil. Evet evet. Sonra bu işte şeye geçince bu PSA Group değil mi? Doğru. Evet. Ona geçince bence bu araba sınıf atlamış bir araba gibi geldi bana. Hem biraz Almanlığını korudu. Evet, evet. Hem de tasarım olarak Fransız tasarımına evet, evet. döndü gibi oldu. Yani estetik tasarım ama yine sağlam Alman karakter. Tabii hem onun böyle işte sınıf atlaması aynı zamanda günümüzün ekonomik şartları beni bu araba almaya evet. itti. Yoksa sen daha önce 3 serisi de kullandın, evet, evet. Passat da kullandın. Evet, her geçen gün düşüyoruz maalesef. Ayrıca ailenizde bir tane Hyundai i10, evet. bir tane Hyundai i20 var. Evet, evet. Onun macerası da şöyle, Tucson alacaklardı. Tucson almak için galeriye gittiler. Onun yerine bir i10, bir i20 aldılar. Evet, öyle olmuş. Ben evet. de biraz vesile olmuştum. evet. evet, durum bu şekilde işte. Başka senin eklemek istediğin aracın nesini seviyorsun, nesini sevmiyorsun diye. Önce mesela sevdiğin taraflardan bahsedelim. Aracın bence uzun yol kullanması çok keyifli. Hızlanmaları çok güzel. Sessizlik var. Bence bu sınıf bir otomobil için eksisi az yani bence. Değil mi Emre? Öyle evet, yani. Evet. Belki şu önümüzdeki ekran biraz ekran daha büyük olabilir. Biraz daha değişebilir. Bence onu makyajla falan hallederler gibi geliyor bence bana. Bence de.
Yalnız bu arabayı ilk aldığım zaman kaputu açmıştım. Kaput köşesi yoktu. Doğru. Sen ayrıca taktırdın onu. Evet, taktırdım. Evet. Yani Opel'i bu konuda uyarmak lazım. Uyarmak evet. lazım. Yani kaput köşesi neydi? O önemli bir şey. O yalıtım malzemesi. Tabii, bence o takılabilirdi. Ama o ülkeden ülkeye de inan çok değişiyor. Öyle ben mesela Toyota Corolla şu an satışta olan yeni kasa Corolla Sedan'ın İspanya'daydı galiba. Lansmanına gitmiştim. Orada çektiğim videoda İspanya'daki araçta vardı. He. Sonra Türkiye'de satışa sunuldu araç. O zaman Türkiye'de. Bazı motor donanımlarda var, bazı motor donanımlarda yok mesela. Ülkeden ülkeye de değişiyor. Ama motorun üstünde motor koruma var. Evet. O yine de sesi bayağı bir evet. engelliyor yani. Zaten nispeten sessiz bir motor. Evet, evet. Bu arada sessiz. Demin hani Alman olduğundan bahsettik birçok konuda ama mühendislik açısından motor şanzıman PSA grubuna ait. Evet, evet, evet. Yani onun dışında bir sıkıntı yok. Biz gayet memnunuz. Benim aynı zamanda eşim de kullanıyor bu arabayı şehir içinde Samsun'da. Bayanlar da rahatlıkla kullanabiliyor. Evet. Park etmesi çok rahat. Dönüş çapı düşük. Evet, o yüzden evet. pratik manevra kabiliyeti sağlayabiliyor. Bence hem şehir içi hem şehir dışı yani uzun yol arabası gibi de olmuş yani. Peki kendi aracındaki tüketim değerini biliyor musun? Yol bilgisayarına arada bir bakıyor musun? 5 küsürler de uzun yolda. Evet. Onu, o bilgiyi de almış olduk. 5 küsürler. Ben de şu an hemen sizle konuşurken şuradan ona bakayım. Hemen söyleyeyim. Daha sonra videoyu yavaş yavaş kapatacağız. Şu an biz 6.4'teyiz. Full çünkü şehir dışı kullandık. 125 sabit falan geldik şu ana kadar. Şu an 6.4 gösteriyor. Tabii ben biraz da ekonomik gidiyorum. Şimdi sen ara hızlanmalar falan da yaptın. Tabii. Denemeler yapıyorum arada. Tabii. Klimamız her zaman açık. Evet, evet. Genelde normal modda kullanıyoruz. Biraz önce bir spor modu alıp performans denemesi yaptık. Bu arada Mert sana şeyi sormayı unuttum. Senin iki tane çocuğun var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Can ve Nil. Onlar arka koltukta seyahat ediyorlar. Evet. Birisi 12 yaşında, birisi 8 yaşında. Allah bağışlasın. Konfor bakımından onların yorumları nasıl oluyor? Onlar şu şekilde konuşuyor. Ya aslında şu cam tamam var. Onu çok seviyorlar. Ama arkada USB çıkışın olmaması çocukların tabii işte iPad, telefon şeylerinin şarjları bittiği için doğru. orada şarj edemiyorlar. Oradan bir sıkıntı yaratıyor. Doğru. Onun dışında arkası çocuklar için ben de rahat bir araba kullanmışlar. Havalandırma kanalı da yok galiba evet, arka tarafa. Havalandırma kanalı yok. Mesela kışın can çok istiyor. Tabii öyle bir şansınız olmadığı için doğru. orada olmuyor. Doğru. Ama konfor bakımından ve rahat, yani, hacim bakımından yeterli. 4 kişilik bir aile olarak biz çocuklar tabii küçük olduğu için bu arabaya sığıyoruz. Uzun evet. yola işte Bodrum olsun, Ankara, İstanbul her yere gidip geliyoruz yani. Gayet memnunuz. Bir de benim aklımda bir şey var. Geri görüş kamerasından bahsetmiştik. Bütün PSA grubu araçlarda olduğu gibi onun biraz çözünürlüğü düşük. Bu arada PSA grubuna ait olduğunu söyledik aracın ama işler daha da değişti. Şimdi Stellantis diye daha büyük bir grup kuruldu. PSA ayrıca Fiat grubuyla da birleşti. Stellantis adı altında artık onlarca marka bir arada. İleride çok çok farklı ortaklaşa üretilmiş yeni modeller göreceğiz. Buna Fiat grubu da dahil oldu. Evet, evet. Evet, çok teşekkür ederim Mert. Ben teşekkür ederim. Aracını da güle güle kullanmaya herkes, devam edersin selamlar, inşallah. Selamlar, saygılar, sevgiler. Çok teşekkürler bye izlediğiniz bye için. Bye görüşmek bye üzere. Bye hoşça bye. Kalın. İstanbul-İzmir otoyolundan sevgiler, saygılar. Kapanış anonsunu Mert'le beraber çektik. Ancak ardından biz Bodrum'a gittik. Bodrum'da kullandık aracı. Bodrum'dan Antalya'ya gittik. Antalya'da kullandık. Antalya'dan İstanbul'a geldik. İstanbul'da kullandık. Ve tüm bu sürüşlerin sonucunda yol bilgisayarı verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2357 kilometre kullanmışız. Ortalama hızımız 57 kilometre bölü saat olmuş. Tüketimimiz ise 6.2 litre bölü 100 kilometre. Aracı her zaman ben kullandım. Normal moddaydı. Kulakçıklarla pek fazla vites değiştirmedim. Klima genelde açıktı.